Ay Samet, şimdi de canım böyle yağlı, böyle döş pastırmalı bir yumurta istedi. Ama dünden beri böyle öğürmekten içim dışıma çıktı. Ama Hülya'cığım, yani sen de o son mumbarı yemeyecektin. Ne? Mumbar deme Samet. Mumbar deme, bak yine ağzıma geldi. Aman aman aman, kusma bak, sen böyle yaptıkça sanki böyle çocuk fırlayacakmış gibi geliyor. Ne? Ne yapayım Samet? Canım ne görse onu istiyor. Kızım, evladım, görmediğine aş erir insan. Bir şeyi hatırlar, kokusu aklına gelir, canı çeker ya da ne bileyim tiksinir. Yahu sen her gördüğünü yiyorsun, sonra da kusuyorsun. Ben o zaman şey yaptırayım. Dur. Canan! Böyle iki yumurtadan, döş pastırmadan böyle Hülya Hanım'a bir şeyler hazırlasana. Peki efendim. Belki bir daha canı çekmez. Nerede bu ailenin diğer fertleri? Genç çiftimiz de geldi. Yok yok, babam Yelda ablayı soruyor. Ne soracağım onu canım? Eşekçiler getirsin selamını. Vallahi ben sabah çıkarken gördüm. Ama nereye gittiğini bilmiyorum. Nasıl, bavullar falan var mıydı yanında? Yok, hiç bavul falan yoktu. Gayet keyfi yerindeydi. Böyle ağzı kulaklarındaydı. Hatta birisiyle de böyle telefonda konuşuyordu. Kimle? Onu bilemeyeceğim. Günaydın. 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 Hepinize afiyet olsun. Bizim acil bir işimiz var. Çıkmamız lazım. Hiç oturmayalım. Ay Kerem! Yoksa dün o Ayşe'nin dediği şey için mi çıkıyorsunuz siz? Şu boşanmayı meselesi. Ne? Ne boşanması ya? Ne oluyor? Yok öyle bir şey. Yengem şey diyor. Yengeciğim, hani ben sana dedim ya, Ayşe annem babama üzülüyor diye. O yüzden öyle yaptı. Bir de hani çok hani kaçırınca o yüzden. Hı? Bana bak, öyle bir şey yok değil mi? Benden bir şey saklamıyorsunuz yani. Olur mu öyle bir şey baba? Hiç olur mu öyle şey? Musim babacığım, yani lütfen. Ah. Hadi bize müsaade. Tut hayatım, elimi tut. Aa, anne. Wow, çok güzel olmuşsun Yelda Hanım. Sana Yelda abla diyebilir miyim? Vallahi yıkılıyorsun. Thanks bebeğim. Ay Yelda abla, genç kız gibi olmuşsun maşallah. Maşallah maşallah. Ne de olsa bir dönemin ünlü mankeni. Ay nasıl da alışveriş yapmış. Vallahi ben bu yaşımda yapmıyorum Samet. Kaç para gitmiştir, kaç para. Anneciğim, bizim hemen çıkmamız lazım. Sonra seninle bir şey konuşacağım. Öğlen manikürcüm gelecek. Tabii o saate kadar yetişirsen konuşuruz sonrası. Ucu çok açık yani. Bilmiyorum, beni bulabilir misin? Ne demek ya çok açık? Ne yapılacağı bilinmiyor mu? Söyleyin ona. Ben onu dinlemiyorum. Peki, bize müsaade. Canan! Ay neredesin kızım sen? Özür dilerim Yelda Hanım. Ben Hülya Hanım için pastırmalı yumurta hazırlıyordum da. Neyse bırak sen şimdi şunları. Al bunları, hepsini yerine yerleştir, tamam mı? Tamam. Ondan sonra da gazetemle kahvemi havuz başına getiriver lütfen. Peki efendim. Ne de olsa iki yumurta canım, ben kırar gelirim hemen. Neyse, ben de manikürcüm gelene kadar havuz başında biraz dinleneyim. Bir dakika. Şimdi hatırladım. Bana kriz geldiğinde havuz başına... Yok ya, Yelda'nın havuz başında ne işi vardı ki? O yoktu ya. Karıştırdım ben gene ya. Deli etti beni be. Kerem, sen annenle ne konuşacaktın? Şu mektup olayını işte. Ne mektubu ya? Babamın dediği işte, annemin yıllarca bizden sakladığı gizli hayranından gelen mektup. Hatırlamıyor musun? Ne zaman konuştuk biz bunları ya? Daha hatırlıyorum canım. Asıl biz şimdi gidiyoruz oraya da ne konuşacağız, ne edeceğiz onun kararını vermedik. Daha anlaşma yapamadık kendi aramızda. Şu senin dün gece dediğin benim kafama yattı aslında. Senin için sakıncası yoksa oradan yürüyelim. Yok artık, onu da mı hatırlamıyorsun? Ay, sen de Kerem ya. Hatırlıyorum canım, hatırlamaz olur muyum? Sen de beni iyice şey yaptın. Hatırlıyorum tabii, oradan yürürüz, oradan devam ederiz. Hallederiz işte.
Ne dedim acaba ben? Ne demiş olabilirim? Of, Allah'ım delireceğim ya. Boşanmak istiyorsunuz. Hakim süre vermiş. Doğru muyum? Evet. Doğru. Evleneli de uzun süre olmamış. Peki bundan önce ne kadar süre beraberdiniz? Uzun. Kısa. Kısa. İşte bana o kadar uzun gibi geldi ki o süre. Bir an önce boşanmak istiyorum artık. Bir an önce boşanmak ne ya? Boşanacağımız gün ben var ya davul dövdüreceğim, zurna çaldıracağım, böyle zıt zıt çeke 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 gireceğim mahalleye. O derece yani. Peki bu boşanma sürecine nasıl geldiniz? Onu Kerem Bey anlatsın önce. Buyurun Kerem, sen anlat lütfen. Vallahi... Ben tanıyamamışım kendisini başta. Meğer gözü benim paramdaymış, ben anlayamamışım. Oha! Kerem Bey'in size iftira attığını mı düşünüyorsunuz Ayşe Hanım? Yani yok. Öyle diyemem tabii de. Öyle öyle. Öyle. Ya bu bize geldiğinde iki tişörtü, üç pantolonu, iki de eteği vardı. Tabii o zamanlar garibandı. Bunları değiştire değiştire giyerdi sırayla. Ne yazık. Ya Kerem, sen benim giydiklerimi mi saydın? Evet. Dediğim gibi o zamanlar daha mütevazıydı bu. Sonra tabii parayı görünce değişti, huyu değişti terapist hanım. Bir giydiğini bir daha giymez oldu. Bir de marka beğendiremiyorum buna. Pahalı pahalı markaları önce alıyor, bir kere giyiyor, sonra atıyor. Ya bana hep masraf çıkarıyor. Ben de dedim artık yeter. Yeter bu masraf. Kerem, bu ne demek? Bu nasıl bir şey ya? İnsan birinin yüzüne böyle bir şey nasıl söyler? Etrafta yabancı var. Hiç mi hatırımız yok? Bu kadar abartılı oynamasan mı ha? Ve ağlama falan. Ne abartması be, ne oynaması? Manyak mısın sen? Ya ben bir günden bir güne sizden bir şey istedim mi? Bana gidin alışveriş yapın mı dedim. Hepsini yerde aldım, almadım mı zorla? Üç kot pantolonum vardı, ne demek ya? İki tişörtüm, üç pantolonum, üç tane de eteğim vardı. Çok yiyorum, onu da söyle. Çok yiyorum, yemeği seviyorum. Doktor hanım, ne yapayım? Sizin evde bir tane peynir var böyle. Üstünde de böyle kağıt var. Fransız peynir diyorsunuz. Onu da çok seviyorum. O yediğimi de saydın mı? Onu da söyle Kerem. Ayşe'cim olur mu öyle şey? Afiyet olsun sana. Helal olsun hepsi. Ben seni peynirden mi kıskanacağım? Tabii ki ye hepsini. Ne yapayım ya? Yok durumumuz. Yokmuş. Bu kadar almışız. Aldıklarıma baktın. Yoktu durumumuz yani. Ne yapayım Kerem? Ayıp ya. İnsan hiç karısına böyle bir şey söyler mi? Ayşe ne olur yapma, sayar mıyım hiç, kıyar mıyım ben sana? Ne olur hadi bak, ben senin canını acıtacak bir şey yapmak ister miyim hiç? İstemiyorsan böyle bir şey söylenir mi? Ne biçim konuşuyorsun Kerem ya? Bilemedim Ayşe, sen öyle deyince ne olur hadi sil gözyaşlarını bak, hadi beni de ağlatacaksın. Ayşe Hanım, su içmek ister misiniz? Yok, iyiyim ben, devam edebiliriz. Bence kâfi. Şöyle yapalım, ben gözden geçireyim bir. Sonra ihtiyaç duyarsak bir seans daha yapalım. Ha? Ya. Sen öyle dedin diye Ayşe, ne olur kızma bana. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar.